Anladın mı? Ben Niyazi'yi kadroya gönderiyordum. Eskiden kadro derlerdi. Menajerler vardı, falan vardı. Kadınlara, çalışan kadınlara getiriyorduk biz. Dükkanda çalıştırıyorduk yani. Hem gons, hem programcı, hem sanatçı. Anlıyorsun değil mi? Ha, anladım. Ben doğruyu gerçeğe konuşuyorum. Ben bir şey de beklemiyorum senden. Hakikati konuşuyorum. Hakikati konuşuyorum. İster şey yap, ister önemse, ister önemseme. Yeri geldiği zaman sen bana diyeceksin, bu diyeceksin. Sene 1976 ben Niyazi'yi Ankara'ya gönderdim. Ankara'ya kadroya dedi ki Selahattin abi, gerçeği söylüyorum ha sana, bak gerçeği söylüyorum. He, Selahattin abi dedi, bir tane kız var dedi, 18 yaşında da ya, yaşında 2 yaş büyütmüş dedi. 1960 doğumlu. Ha, 1960 doğumlu, bak kaç seneden bahsediyorum ben. 1960 doğumlu. Bana dedi bunun yaşını 2 yaş büyütmüşler, 76, 18 olmuş dedi. Esas yaşı 16 dedi bana. İyi dedim. Dedi bu dedi 800 lira yevmiye dedi, 8000 lira avans dedi. Menajerlerine deyim dedi. Ben de dedim tamam aslanım, para diyor bende ya. Yani bu senin için de geçerli. Sen bir doğru bir şey. Eğer yazarsan, film çekeceksen bir şey yapacaksan. Ben bir şey istemiyorum, bir şey de talep etmiyorum. Niyaz dedi bunu getireyim, yani bunu ispat ederim, her türlü ispat ederim yani. Benim yaşımda çalışan arkadaşım vardı. 1976 diyordu, ne oluyor? 42 sene mi oluyor? 42 sene oluyor. Geldi, programını şey yaptı. Bu orada sağda solda program yapalım. Gizli gizli, kaçak kaçak. Zaten bizde de 22 yaşını doldurmadan, biliyorsun eskiden bağlarda 22 yaşını doldurmayan kişiyi çalıştırmazlardı. Kaçak maçak idare ettim ben, çalıştırdım. Şu anda da 18'den bir gün alan 19'dan o kişilere serbest şu an için kanuna göre. Neyse Bergen'den tam mı samimi olduk falan dedi. Dedi ben bana dedi anam var dedi Ankara dedi. Sabahat anasının ismi. Sabahat anam. Babasının ismi de Selahattin. Bunlar şeyden geldi. Mısır tarafından geldi. Bunlar Arap'tır esasen soyları. Biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor mu? Ha biliyorsan ben sana geleceğim. Neyse dedi, peki dedim, annemin yanına girek, iyi dedim, annemin yanına girek. Bu arabaya çok hevesli, araba sürmeye. Çok hevesli, beraber annesinin yanına gittik. Bunlar yeni mahallede oturuyorlardı. Yeni mahallede de biz partilerle karşı tarafa, öbür yolun öbür tarafında karşı karşıya onların evi vardı. Evde iki katlı işler, ikinci katta kiracıydı. Evlerine bir girdim, baktım çok gariban, çok mağdur bir şey. Neyse biraz şey yaptık, yedik, içtik, oturduk, muhabbet yaptık. Akşamdı. Dedim sabahleyin sizi götürerek de şu evlere bir şey alak. Ankara, Kızılay'da Kara Mürsel'in mağazası vardı. O zaman hesap ediyorum. Kara Mürsel'in mağazasına götürdüm. Şunu para var ya o zaman durum iyi. Benim için vız geliyordu. Amerikan arabasına binerdim. Ayağımda mermi yemiştim. Ayağımda hala sakatlık var. Adana'ya beni sorarsan, kime sorarsan, olgun adamlara dersin Topal Selahattin, gazinocu. Beni tanımayan Türkiye'de bile mi olgun adamlar tanırlar. Çünkü en eski benim. Ne içki içtim, ne sigara içtim. Bugüne kadar da hala kullanmam. Yalan da sevmem. Harbi gelmişim, harbi de giderim. Aldık şeyleri, eşyaları, onların kendi şeylerini getirdik, koyduk. Evlerine koydum. Anasına da biraz açlık maçlık verdim. 2-3 gün kaldık orada, yeni mahallede. Kaldık, ondan sonra beraber geri geldik Adana'ya. Bu dedi illa bana ehliyet mehliyet. Ben de ehliyeti almadım, ehliyetsiz geziyordum. Biliyorsun eskiden ehliyetsiz gezmek için ruhsatın arasına biraz bir şeyler koyduğun zaman polis ehliyet ruhsat diyor. Ruhsatı veriyorsun arasına, bu ne, bu da diyor, bu da o da diyorsun ehliyet derdim. Anladın mı? Bak, geçmişten bahsediyor. Bak, ben her şeyi bilen bir adamım. Ehliyet derdim, hiç seslenmezdi, geçerdim. 12 sene ehliyetsiz araba sürdüm. 1965'ten 77'ye kadar. Hadi dedim beraber ehliyet alak sana dedim. Bergen'e bak. Onu bir kalemin var mı elinden, kalemin? Ben verdim. Bilgilerini kalem verdim ona. Ehliyeti de 1977 senesinde aldık. O 58.359.12.360'da benimki. Bak hesap et. Ona da ehliyet aldım, bana da ehliyet aldım. Onu da rüşvetten aldım. Onun da hesabını yap. 2500 ona, 2500 bana, 5000 liraya aldık o zamanın parası. Ehliyeti. Neyse o da
gözlükle ehliyet, şey, şoför olabilir diye ona da ehliyet verdiler. Bana da ayağım sakat olduğu için gazi ve tren tertibatı direksiyonda olan arabaları kullanabilir diye ehliyet aldı. Yaz oraya 58 bin. Numarayı söylerim sana değil mi? Benim ehliyetim üstümde şu anda. Gerçi araba kullanmıyorum. Gözümde de bulanıklık var. Bir araya karşılaşırsak sana daha güzel şekilde anlatacağım. Tamam, sen çok içkiyi seviyorsun. Ben içkiyi sevmiyorum. Kokuyorsun. Piskinirim ben öyle. Burnum çok kokalı. Ben piskinirim. Dedim böyle. Ay şey yapalım dedim. Yok dedi. Şudur budur falan neyse. Şey yaptık. Bunun bak bir de bacısı var. Mersin'de. Bacısı geldi bize. Bilmiyorum bacısının ismini. Sana izah ediyorum. 6 tane bacısından hangisi gelmiş? Neyse canım. O gelen bacısı da yanında bir özürlü çocuğu vardı. 78 senesinde geldi bacısı. Özürlü bir çocuğu vardı. Bunu araştırmada bulabilirsin. Özürlüydü çocuğun biri. Bir tane daha bir çocuk vardı. Kız çocuğuydu. Beraber geldiler. Benim evimde birkaç gün kaldılar. Ondan sonra annesi de Sebahat Hanım da köpeğe havasıydı. Köpek yok mu? Kaniş köpekler. Ben de sevmezdim. İkinci daire vardı bende. Adana Spor'un üzerinde 11. katta. Bir gün baktım geldik bana köpek kallarının ortasına. Ya dedim bu köpeğe dedim kızdım falan anası. Anası da Allah rahmet eylesin beni çok severdi. Ben gereğini yapardım yani insan gibi hareket ederim. Çok şey yaptı bana anası. Neyse zaman geçti gene. Bundan ayrıldık biz. Ankara'ya bu etti. Şuraya gitti buraya gitti. En sonunda da Adana'ya geri geldik. Uyumasına diye bir yeri var. Kayseri'li Ahmet çalıştırıyordu. Belediyenin karşısında. Oraya geldi. Gelmiş. Baktım bizim eve kapı çaldı. Ben bekarım gene. Kapı çaldı. Baktım Bergen'den anası. Hayırdır kız? Dedi buraya dedi kuyu başına programa geldim dedi. Program yapmaydı. İyi dedim ben seslenmedim. Şimdi içkici olduğu için. Neyse bizim evde kaldılar birkaç gün. Ondan sonra otele yerleştiler. Anasıyla beraber. Kuyu başına programa başladılar. Programa başladılar. Bana anası dedi ki bu dedi birinden 15-20 gün çalıştıktan sonra birisi buna devamlı buket gönderiyor, çiçek gönderiyor. Kim dedi bu birisi? Halis diye birisi dedi. Kezap döktüren ve öldüren kişi. Abi ben gerçekleri sana söylüyorum ki aydınlansın iyice. Ya hangi Halis dedim? Kozan Halis mi? Lan Halis'ten ben her gün numara oynuyorum. Her gün numara oynuyorum, sıfır oynuyoruz. Yani elden atma, çanak diyorlar sizin orada. Ben dedim ki annesine Sabahat Hanım dedim. Bu adam böyle dedim. Yazık dedim. Bu kızı buraya araya gitmedim. Ben kızını zaten istemiyorum dedim. Hiç geçiyor. Ben dedim maraba. İyi dedi ya dedi şöyle böyle kız dedi. Bu şekilde devam etti. Benim yanımda bir hafta kadar kaldılar. İzmir'e gideceğiz dediler. İzmir'de iş aldık dediler. Meşhur bir kadinocu var. Yani program yapan kadinocu. Neydi onun ismi? Bornaval Nuri değil. Öldürdü. He? Bornaval Nuri değil. Bornaval Nuri değil. Nuri bizim yanımıza gelir giderdi. O değil. Böyle dedi. Oraya çalışmaya gireceğim dedi. İyi dedim. Allah utandırmasın dedi. Cebine parasını koydum. Harçlığını koydum. Bin liraları yok ya. Katmışlar ya. Anasıyla beraber gönderdim. Bunlar izin. 10 gün sonra beraber geldik. Yine yüzüne kezzap yaptırmış. Halis. Ya Halis kebap yüzüne kezzap yaptırmış. Neyse telefonla merifonla görüştük. Ondan sonra ben bir İzmir yaptım. Onun için değil. İşim icabı. Kadro icabı. Şoförümle beraber İzmir yaptık. Telefonu İzmir'de gördük. Sana görüştük. Sağ tarafı. Sağ mıydı? Oğlum vallahi bilmiyorum. Saçını böyle sağ kapatır şekilde şey yapıyordu. Ağladı. Dedim iyi ben sana söylemedim mi? Anana da söylemedim. Sonra çıkar aynısında konuşurum. Beni konuşturursan aynısında konuşurum. Onlar benim sikimi kılı bile olamaz. Bakma şuymuş buymuş mafyaymış. Osturuk onlar benim. Hakikati konuşurum. Neyse orada da gördük. Ondan sonra zaman geçti aradan. Devamlı telefonla görüşüyoruz. Bana da Adana'ya geliyor. Yanıma geliyor. Biraz kalıyor gidiyor. Sonunda bana Mersin'e gelmiş. Mersin'e iyileşmiş. Yani öleceği gün. Öleceği güne yakın bir zaman. Bana telefon açıyor. Telefonda diyor ki ben diyor Kayseri fuarında iş aldım. Bana yardımcı ol. Beni götür getir. Ben dedim işimi gücümü bırakamam dedim. Ben işimi gücümü bırakıp da bir kadın peşine gidemem. Hayatımda kadın peşine gitmedim ve gitmem. Çünkü bu mesleğe bunlara da güvenmem. Dedim ki ben dedim valla gelemem dedim. Şey yapamam. Gidemem dedim. Neyse fuarın günü bitiyor. Bu bozantı da bunu öldürüyor bu yüzden. 1989. Heh.
89 senesinde zaten. Ha neyse. Ha onu orada öldürüyor. Öldürürsen. Şimdi sen bunun bacısını da bulursun. Bacısı hangi bacısı olduğunu da öğrenirsin. Özürlü bir çocukla geldi, kız çocuğuyla. Biri özürlü, biri sağlam, bir de bacısı. Bacısı kendinden büyüktü. Yaşıyor mu yaşamıyorum bilmiyorum. Mersin'de oturuyorlar da. Daha anlatacak çok şey var da şey değil sana, telefonda şey olmaz.